İşlemciyi sökerken farkında olmadan LGA soket üzerinde pinleri büküyorsunuz. Mandalı da bastırdığınızda bu şekilde ne olmuş oluyor? Yeniden merhaba arkadaşlar. Anakartımızın LGA soket pin yuvası arızalı. İnanıyorum birçoğunuz işlemciyi sökerken farkında olmadan LGA soket üzerinde pinleri büküyorsunuz. Daha sonra bu işlemciyi eğik pinli LGA soket üzerine taktığınızda, mandalı da bastırdığınızda bu şekilde ne olmuş oluyor? Pin tamamen kullanılamaz hale geliyor. Aslında bu görmüş olduğunuz anakarta zarar vermiş oluyorsunuz. İkinci el anakart satış sitelerine bakıyorum. Böyle arızalı anakartlar çok. Pinler çok hassastır. Haliyle işlemciyi sökerken çok dikkatli şekilde çıkartmalısınız. Farkındaysanız LGA soketin plastik kaplamasının bu tarafı, yani üst tarafı ve alt tarafında parmaklarımızla çekmek için çentikler vardır. Bu çentikler işlemciyi doğru şekilde, paralel şekilde çıkartmanız için yapılmıştır. Buna dikkat ederseniz anakarta zarar vermemiş olursunuz. Şimdi görüyorsunuz, bu anakarttaki sorun, pin tersine dönmüş. Bu az önce bahsettiğim gibi önce pin yamulmuş, üzerine işlemci ile baskı uygulanmış. Yani mandal kapatılarak. Biz bu çalışmayan anakartı tekrar hayata döndüreceğiz inşallah. Bunun nasıl yapıldığını göstereceğim size. Bu anakartı test etmedim. Çünkü üzerindeki bazı pinler yamuk olduğu için, ters döndüğü için daha da büyük hasar vermemek için önce düzeltmem gerekiyor. LGA soket pin tamir işini tamamladık. Şimdi işlemciyi takacağım. İlk defa anakartın çalışıp çalışmadığını bilmiyorum. Hiç denememiştim.
Düzelttim pinleri. Düzelttikten sonra takıyorum. Dikkat ederseniz işlemciyi. Eğer pinler yamuk olmuş olsaydı ben bu mandalı bastırdığımda pinler daha da kötü duruma düşecekti. Her şey hazır. Arıza tespit kartımız da takılı. Ekran kartımızı da taktık. Bir de buzzer ekledim. Arızalı anakartı çalıştırırken sadece klavye bağlı olmalı. Başka hiçbir donanım bağlı olmamalı. Bir de gördüğünüz gibi tek slot RAM taktım. Başka RAM kullanmadım. Diğer slotlar boş. Şimdi ilk defa start veriyoruz. Bilmiyorum. İnşallah anakartımız çalışır. Güç kaynağımızı açalım. LED'imiz yandı. Start veriyorum ilk defa. Herhangi bir rakam yok şu anda. Ama biraz bekleyelim. Kapatalım. Kapattık. Tekrar start vereyim. Herhangi bir görüntü alamadık. Ama durun, daha bitmedi. Evet, görüntü gelmiş. Görüntümüz geldi. Evet arkadaşlar, bu anakart çalışmıyordu. Öyle biliyorum ben. Pinleri düzelttik ve çalıştırdık. Bu anakartımızı da çalıştırmış olduk. Bir de kapatalım. Kapattık. Start vereyim. Evet. Evet arkadaşlar. Anakartımızı kurtardık. Allah'ın izniyle. Umarım bu video sizlere fayda sağlayacaktır. El becerisini gerektiren bir işlemden bahsettim bu videoda. Buna benzer enteresan içeriklerin gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayınız. Bu arada destek vermeyi de unutmayınız. Bu anakartların NVMe SSD modlu BIOS'larını yayınlıyorum. Ancak son zamanlarda arşiv yapanları gördüm. Zannediyorum arşiv yaptıktan sonra bunları millete parayla satacaklardı. Öyle tahmin ediyorum. Bu sebeple kapattım. Bunu da belirtmek istedim videonun sonunda. İndirme seçeneklerini kapattım. Şu anda herhangi bir dosya indiremezsiniz. Ancak kanalıma katıl butonunu tıklayıp destek verenlere her şey sınırsız. Sadece bunu diyeyim. Anlayan anlar. Bu videomu da seyrettiğiniz için hepinize teşekkür ederim. Hepiniz Allah'a emanet olun.